Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bis salihin. Bugünkü tefsir dersimizin konusu tefsir ilminin tanımı ve amaçları. Tefsir, Kur'an ayetlerinin okunuşlarını, manalarını ve taşıdıkları hükümleri inceleyen ve bununla ilgili usul ve teknikler ortaya koyan ilimdir. O, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın muradına uygun bir şekilde anlaşılmasını hedefler ve buna yönelik yöntem ve teknikler ortaya koyar. Tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilimlere zemin hazırladığında ilimler arasında özel bir konuma sahiptir. Tefsir ilmiyle uğraşan, özellikle Kur'an'ı tefsir eden kimseye müfessir denir. Tefsir tarihi ise başlangıçtan günümüze kadar Kur'an'ı anlama konusunda yapılan çalışmaları belirli bir disiplin anlayışı içinde ele alan ilim dalıdır. Kur'an-ı Kerim, insanlığa şifa, rehber ve rahmet kaynağı olmak üzere Yüce Allah tarafından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş son kitaptır. İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu gaye edinen Kur'an, itikadi, ahlaki ve hukuki alanlarda insanlığa yol gösteren bilgi ve ölçüler sunar. Müslümanlar dinlerini, hayatın anlam ve amacını nasıl yaşamaları gerektiğini öncelikle ondan öğrenirler. Böylece duygu ve düşüncelerini, söz ve davranışlarını geliştirme imkanı bulurlar. Bu nedenle Kur'an'ın tefsirine her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Tefsire ihtiyacın sebeplerini şöyle sırayabiliriz. Kur'an'ın ilk tefsir edeni Kur'an'ın kendisidir. Peygamberimiz de Risalet görevinin bir gereği olarak açıklanmaya ihtiyaç duyan bazı ayetleri tefsir etmiştir. Onun ahirete irtihal etmesi, ardından İslam'ın daha geniş bir coğrafyaya yayılması ve yeni bir takım meselelerin ortaya çıkması Müslümanları Kur'an'ı tefsir etmeye yöneltmiştir. Ayetlerin doğru anlaşılması için içinde geçen kelime ve kavramların incelenmesi gerekirdi. Kur'an'da mecaz, kinaye, teşbih gibi edebi sanatlar bulunur. Bu sanatları kavranması için tefsire ihtiyaç vardır. Kur'an-ı Kerim'de güneş, ay gibi gök cisimlerinin durumları, göklerin ve yerin yaratılması, kainatın işleyişi, dünyanın düzeni gibi hususları bildiren ayetler farklı bilimsel alanlardan istifade edilerek tefsir edilir. Kur'an'ın evrensel mesajı tefsir sayesinde anlaşılabilir. Bunun için Kur'an günümüzde pek çok dile çevrilmiştir. Tefsir ilminin amacı, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin mana ve maksatlarını açıklayarak Kur'an'ın anlaşılmasına yardımcı olmak ve insanlığa bu ilahi mesajı tanıtmaktır.
bir ayeti tefsir ederken o ayetin indiği dönemi ve inişine sebep olan soru veya olayı bilmek, ilgili diğer ayetleri göz önünde bulundurmak gerekir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerin başında onun vahye muhatap olması gelir. Çünkü insan algıladığı şeyler üzerinde düşünme yeteneğine sahiptir. Yüce Allah'ın mesajlarını insana iletmesinin sebebi de budur. Kur'an insana rehberlik eder ve onu doğru yola yönlendirir. Bu yönlendirme Kur'an'ın doğru anlaşılmasına ve yaşanılan çağla ilişkisinin doğru kurulmasına bağlıdır. Bunun için öncelikle Kur'an'ın insan hayatındaki rolünün kavranması ve Kur'an'la insan arasında sağlıklı ve canlı bir ilişkinin kurulabilmesi gerekir. Tefsir bu amacın gerçekleşmesini sağlayan ilimdir. Kur'an indirildiğinden bu yana insanlık tarihinin en fazla okunan ve yorumlanan kitabıdır. Yüce Allah bu kitabı daha iyi anlaşılsın diye Hz. Muhammed ve onun mensup olduğu kavmin diliyle göndermiştir. Diğer peygamberler de kendi kavimlerinin diliyle vahiy almıştır. Nitekim ayette biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyi anlatabilsin buyurulur. Her insan Allah'ın kitabını indirildiği dilden okumak ve anlamak imkanına sahip olmayabilir. Bundan dolayı Kur'an Arapçayı bilmeyenler için farklı dillere çevrilmiş ve tefsirleri yazılmıştır. Çeviriler Kur'an'ın doğru bir şekilde anlaşılmasında tek başına yeterli değildir. Kur'an lafzı ve anlam derinliğiyle eşsiz bir kitaptır. Onun anlamının ve edebi inceliklerinin çeviriye aktarılması mümkün olmadığından tefsiri yapılmalıdır. Tefsir de Allah'ın vahiy ile gelen sözlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Allah'ın ilmi o kadar geniştir ki biz ancak onu Kur'an'da olan sözlerini anlamakla ve uygulamakla sorumluyuz. Şu ayet onun ilminin sınırsızlığını anlatır. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, hatta bir o kadar da eklense, denizler tükenir, Rabbimin sözleri yine tükenmez. Kehf Suresi 109. Kur'an'ı anlamada onun ilke ve yöntemlerine bağlı kalmak, ayetlerin gerçek anlamlarına ulaşabilmek açısından çok önemlidir. Tefsir ilmi oluşturduğu alt disiplinlerle Kur'an'ı her yönüyle derinlemesine inceler. Kur'an üslubunun niteliklerini açıklar. Kelimelerin ve terkiplerin hakiki, mecazi ve kinayeli manalarını işaretlerini, delaletlerini gösterir. Kur'an lafızlarını sınıflar ve inceler. Anlam yönünden kapalı lafızlara açıklık getirir, kıssalara ve olaylara dair bilgiler verir. Kur'an'da Arapça olmayan kelimeleri ve eş anlamlı ifadeler inceler. Ayetlerin indiriliş sebeplerini, nasıh ve mensuhları açıklar. Böylece tefsir ilmi, Kur'an ayetlerinin doğru anlaşılmasında önemli bir görev yerine getirir. Şimdi tefsir ve tevilin farklılıkları var. Evet. Sayfa 34'teyiz.
Tefsir ve tevil kavramları arasında bazı anlam farklılıkları mevcuttur. Bu farklılıkları şöyle sıralamak mümkündür. 1. Tefsir, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden geldiği için kesinlik arz eder. Ancak tevil herhangi bir karineden, delilden dolayı lafzın muhtemel manalarından birini tercih etmek anlamı taşıdığı için katiyet ifade etmez. Çünkü kaynağı itibarıyla tefsir, tevkifi, ilahi beyanlara, tevil, bireysel içtihatlara dayalıdır. 2. Tefsir genellikle ayetlerin lafızlarında, tevil ise manalarında görülür. Başka bir ifadeyle tefsir lafzın gerçek anlamını ve konusunu beyan ederken, tevil lafızlarda kastedilen anlamları ortaya koyar. 3. Tefsirde hakikate delalet ettiği için ekseriyette tek bir anlam, tevilde ise yoruma müsait olması nedeniyle birden çok anlam söz konusudur. Dördüncüsü, tefsir hakikat yoluyla lafızların zahiri manalarını, tevil ise onların içsel manalarını ortaya çıkarmaktadır. Yapılan tanımlarda her ne kadar tefsirle tevil arasında bir takım farklılıklar gözetilmiş ise de günümüzde tevil yerine de tefsir kavramı kullanılmaktadır. Şimdi ikinci noktadan devam ediyoruz. Tefsir ilminin temel kavramları. Birincisi, yani ikinci maddenin birincisi, birinci fıkrası, tefsir kelimesi fesara kökünden tef'il babında türetilmiş bir isimdir. Lügaten, yani sözlükte, filolojide bu fesere kelimesinin manası hastalığı teşhis için idrara bakmak. Değil mi? Birçok hastalıklar için bakıyorlar. İnsanın artıklarına bakıyorlar. Neler çıkarıyor, neler çıkarmıyor. Bir şeyi beyan etmek, açıklamak, ızhar etmek, üzeri kapalı bir şeyi açmak, aydınlatmak, keşfetmek gibi anlamlara gelir. Evet. Bir ilim dalı olarak tefsir, Kur'an ayetlerinin okunuşlarını, manalarını ve delalet ettikleri hükümleri inceleyen ilimdir. Tabi fesara kelime olarak, onu da kısaca inceleyecek olursak, sülası yani üç harflisi fesara, fe, sin ve ra harfleri tefil babına intikal ettiği zaman fesara fessara oluyor. Fessara yufessiru tefsir yani mastar. Tefil babında mastar. Bu şekilde fesaradan tefsir oluyor. İkinci maddenin ikinci fıkrası tevil. Yani bu da tevil diye okunmasın. O E'den sonra böyle bir bölecek şey olması lazım orada. Bir işaret olması lazım. Yani şöyle bir yukarı işaret oluyor hani. O zaman yani bu şimdi tevil okunur. Normalde tevil bu. Hemzenin şeyi. Hemze var arada. Hemze okunuyor. Yani hemze cezimli. Bu kelime Arapça evvela kökünden türetilmiştir. Elif, vav, lam. Sözlükte bir şeyi aslına, varacağı yere ve kaynağına döndürmek demektir. Terim olarak ise, yani istilahen ise, birincisi lugatendi, yani filolojik manasıydı. İkincisi terim olarak, istilahi manası ise, bir ayetin muhtemel anlamlarından birini tercih ederek, ona göre tefsir etmektir.
Tevil, burada şeyi ayracı koymuş. Tevil, vilayetin tevil ayetin mana çerçevesi içinde yapılan en geniş faaliyettir. Tefsir ve tevil başlangıçta aynı anlamda birbirinin yerine kullanılmaktaydı. Nitekim İmam Maturidi vefatı 944 tevili tefsir anlamında kullanarak tefsirine Tevilül Kur'an adını vermiştir. Tefsir ve tevil zamanla farklı iki kavrama dönüşmüştür. Müfessir, tefsir veya tevil yaparken belirli usul ve kaidelere uyar. Tevil bir tercih, bir istinbat olduğundan içtihadi bir etkinliktir. Bu nedenle tevil bir sebep veya delilden dolayı bir ayetin zahiri mealinin dışında Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde olmak üzere yorumlanması anlamında da kullanılır. Müşkil ayetlerin telifi ve müteşabih ayetlerin açıklığa kavuşturulması gibi durumlarda tevile gidilir. Bu yapılırken Yüce Allah'ın ayette kastettiği maksadın dışına taşmamak esastır. Peki tevil nasıl yapılır? Tevil yaparken şu şartlar göz önünde bulundurulur. Birincisi, tevile gidilen mana, ayetin delalet ettiği manalardan olmalıdır. İki, tevile gidilen mana hiçbir ayete ters düşmemelidir. 3. Tevile gidilen mana şer'i bir delile dayanmalıdır. Ayetler tefsir veya tevil edilirken ilgili usul ve kurallara uyulmalı, zorlama veya rastgele tevillere gidilmemelidir. Şimdi bir de tabi meal ve tercüme kısmı var. Meal, tevil gibi evvele elif yani hemze, vav, lam kökünden türetilmiş bir kelime olup bir sözün anlamını yaklaşık olarak tercüme etmektir. Terim olarak ise Kur'an-ı Kerim'in kısa açıklamalarla bir başka dile çevrilmesidir. Tercüme sözlükte bir sözü bir dilden başka bir dile çevirmek, nakletmek anlamına gelir. Terim olarak tercüme bir sözün başka bir dildeki karşılığını bularak mealini o dile aktarmaktır. Tercümeyi yapan kişiye ise tercüman veyahut da mütercim denilir. Yani tercüman Farsça kelime, Farsçası tercüman, mütercim de Arapçası. Yani bu Türkçemizde de var değil mi? Sonunda a, an yani tercüm, an. An olan çoğu kelimeler Farsçadır. Çoğu Farsçadır. Mesela Müslüman, değil mi? Müslüman kelimesi. Arapçada Müslim, Farsça intikal etmiş Müslüman diye söylenir. Yani Farsçadır. Veya mesela Taliban değil mi? Taliban Arapçada iki tane talebe demek. Talibun, Taliban. Ama Farsçada öğrenci demek. Yani o da talebe. Ama bir tane talebe. Taliban. Her neyse. Tercüme ikiye ayrılır. Bunlar lafzi tercüme ve manevi tercümedir. Lafzi tercüme bir metnin bütün özellikleriyle başka bir dile aynen tercüme edilmesidir. Buna harfi tercüme de denir. Manevi tercüme ise metnin sadece mealinin başka bir dile aktarılmasıdır. Buna tefsiri tercüme de denir. Hangi tarzı tercih ederse etsin, mütercimin asıl metnin anlam ve gayesine bağlı kalması ve her iki dilin özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Kur'an'ı bütün incelikleriyle ve mealiyle ve maksadıyla bir başka dile tercüme etmek mümkün değildir. Bu nedenle bunun çevirisini açıklamalarla desteklemek gerekir.
Kur'an'ın bir başka dile çevirisine tercüme değil de meal denilmesinin sebebi budur. Yani tevil ve meal aslında aynı kökten geliyor. Her insan Kur'an ayetlerini indiği dilden anlamak ya da tefsirlerden derinlemesine araştırmak imkanına sahip olmayabilir. Bu durumda, buna çok dikkat ediniz, çok tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü bu söyleyeceklerim yaşanıyor. Arapça bilmeyen veya ilmi derinliği olmayan insanların, Müslümanların meal okuyarak Kur'an'ı anlamak gibi bir gayreti olmasın. Yani sadece mealden Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Kur'an'ı, yani bu durumda meal okumak Kur'an'ı anlamak için bir ilk adım niteliğindedir demiş. Ama meallerin aslında ayetleri anlamada yeterli olmadığını, ayetin ancak tefsiri sayesinde anlaşılabileceğini unutmamak gerekir diye vurgulamış. Yani meal okuyup da işte ben şöyle anladım. Yani çevremizde görürsünüz. İşte bir iki yerde hani efela ta'kılun ayet-i kerimede siz akletmez misiniz, düşünmez misiniz gibi ifadelere dayanarak bazı Müslümanlar hani benim aklım var, ben bu her okuduğumu anlayabilirim gibi bir iddiaya giriyorlar. Şunu söyleyelim, her insanın aklı farklıdır. Akıl bilimle desteklenir, ilimle desteklenir, hayat tecrübesiyle desteklenir. Her önüne gelen aklıyla tercüme yapmaya, Kur'an-ı Kerim'i, hadisleri, dini anlamaya kalkarsa, o zaman dört mezhep değil, yani mezhepleri bunun dışında bırakıyorum şimdi, mezheplere lafım yok. Ama o zaman hani mezhep, çok mezhep var diyenler, böyle kendi kafalarına göre hüküm verecek olurlarsa o zaman binlerce mezhep ortaya çıkar. Onun için büyük müçtehitleri taklit etmek gerekir bizlere. Yani onların anladığı gibi anlamak, onlara uyarak amel etmek gerekir. Ben Eshab-ı Kiram Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görerek ona göre ibadet etti. Onu taklit ettiler. Onu taklit ettiler. Ne dedilerse ondan duyduklarını aktardılar. Yani Eshab-ı Kiram her birisi İslam dininin bir hükmünü bize kadar ulaştırmıştır. Onun için onlardan birine lanet eden, küfür eden, onları sevmeyen İslam dinine bir şekilde yani İslam dinini bize kadar getiren Eshab-ı Kiram hürmetsizlik yapmış olur. Yani Allah Resulullah Efendimiz Eshab-ı Kiram yani benim eshabımı bana bırakın buyuruyor. Bana bırakın. Onlar aralarına ne geçerse geçsin, onları bana bırakın. Onlar bize dini getirdi, tabiine teslim etti. Tabiin tebe-i tabiine teslim etti. Onlardan sonra gelen ulema öğrendiler, talebe yetiştirdiler, ilim okuttular. İslam dinini öğrettiler. Nesilden nesile buraya bu zamana kadar geldi. Meallerde görülen, şimdi burada 36. sayfada bir bilgi kutumuz var. Bilgi kutusu diyor, başlık atmış. Meallerde görülen farklılıkların nedenlerinden bazıları. 1. Kur'an ayetlerindeki kelimelerin bazen çevrildiği dilde birebir karşılığı olmayabilir. Bu durumda ayetin anlamı çevrildiği dildeki yakın anlamlı kelimelerle verilmeye çalışılır. Bu da meallerde bazı farklılıklara yol açar. Hani geçen hafta bir ayet-i kerimede demiştik ya, Türkçe'de karşılığı olmayan, şimdi Arapça'da evet, naam dediğimiz zaman evet diyor demiş oluyoruz. La dediği zaman da hayır anlamına geliyor.
İşte bundan başka ayet-i kerimeden misal vererek bela var demiştik. Yani Türkçe'de tam karşılığı, birebir karşılığı olmayan bir kelime. Yani Almanca'da var ama Türkçe'de yok. İşte bunu ne diyorlar? Evet diye şey yap, yani meallerde evet diye tercüme ediyorlar. Hani elesi bir Rabbiküm bela, onlar da evet dediler. Şimdi yani bu o kadar tehlikeli ki, şimdi elesi bir Rabbiküm ayet kelimesine evet dersen, hani ben sizin, hani şimdi çok dikkatli dinleyiniz, çok tehlikeli bir sularda yüzmüş oluruz bunu anlamazsak. Elesu bir Rabbiküm'e evet dersek ne anlamı çıkar? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? O zaman evet dersek evet Rabbimiz değilsin anlamı çıkar. Ona göre kelimeleri yerinde kullanmak gerekir. Yani orada bela, yani Almanca'da doh denildiğini söylemiştik ama Türkçe'de yok bu. Evet dersek evet sen bizim Rabbimiz değilsin anlamı çıkar. Yani Türkçe'de bazı hatalar yapılıyor. Yani bela burada negatif olan bir ifadeyi, yani menfi, negatif olan ifadeyi müsbete çeviriyor cevabını. Müsbeti de menfiye çeviriyor. Hani dikkat etmek lazım. Bu Türkçe'de de böyle kullanılmaktadır. Meallerde görülen farklılıkların nedenlerinden bir tanesi, yani birincisi bu. Arapçadaki bir kelimenin çevrildiği dilde tam anlamıyla birebir karşılığı olmaması. Bu yüzden farklı manalar veriliyor. İkinci olarak mütercimlerin farklı sosyal ve kültürel yapılarda yetişmiş olmaları, ayetleri anlama ve ifade etmelerinde bazı farklılıklara sebep olmaktadır. Şimdi buna nasıl misal verebiliriz? Mesela eskiden ayet-i kerimelerin, yani Kur'an-ı Kerim indiği zaman develer vardı, atlar vardı. Bunlar taşıyıcı olarak kullanılırdı. Bu konuda Cenab-ı Hak bir ayetinde yani atları devamlı bir sefere çıkılır düşüncesiyle hazır tutulmasını emrediyor. Bu nedir? O zamanın şartlarında binici veya binek olarak kullanılan atlar develerdir. Fakat bu zamanda bineklerimiz, otomobiller, otobüsler, trenler, yani bu şekilde bazı mütercimler farklı manalar verebilir. Veya şeyler şimdi aklıma daha farklı bir misal geldi. Efendim bu modernist alimler mesela Elem Tera Keyfe'deki Ebabil kelimesini kuşlarını açıklarken onların o kuşların insanlara hani avuç şeyde gagalarında ve pençelerinde insanlara attıkları taş değil mikrop olduklarını ve insanların hastalanıp öldüklerini falan böyle çeşitli manalara yormuşlar. Yani böyle anlamlar çıkabilir, insanı yanıltabilir. Yani velhasılı kelam yetiştiğimiz ülke, yani kimisi mesela çoğumuz Türkiye'den gelme, farklı ülkelerde yaşıyoruz, Almanya'da, Avrupa'da. Yani orada gördüğümüz burada farklı olabilir veya burada gördüğümüz bazı şeyler oralarda farklı olabilir veya farklı şekilde yorumlanabilir, anlam verilebilir. Bunlar da alimleri etkileyebilir. Yani mesela bir Kur'an-ı Kerim'i meal yazacak olan diyelim Avrupalı diye mesela bir Alman Müslüman olmuş kendi dilinde meal yazmak istiyor. Bu bazı kelimeleri farklı anlayabilir. Bu da farklı manalara sebep olabilir. Bunu demek istiyor yani. Çünkü onların içinde bulunduğumuz insanların ülkenin insanları
çeşit çeşit, yani multikulti. Her insan bir şeyi farklı anlayabiliyor. Mesela işaretler var, vücut hareketleri var. Bir ülkede bilinen meşhur bir el hareketi, işaret başka ülkede kavga dövüş çıkmasına sebep olabiliyor, biliyorsunuz. Hani bunu şeyde hani psikolojik destek derslerinde falan görmüşsünüzdür. Yani beden dili farklı yorumlara sebep olabiliyor. Üçüncüsü de insanların ayetleri algılama düzeyi. Ah, işte akıl. Yani aklım, benim aklımı göre yorumlarım diyor ya. O anlama geliyor. Algılama düzeyi akılla alakalı bir şey. Bir şey algılama ve ifade etme gücü. Bunlar her insanda farklıdır. Her insanın hayat tecrübesine göre, ilmine göre, efendim yine sosyal kültür yapısına göre değişir. Yani aklı, fehmi değişir. Bu farklılık Kur'an'ı bir başka dile çeviren kişiler için de geçerlidir. Meallerde bazı farklılıkların görülmesinin nedenlerinden biri de budur. Yani algılama şekli. Mesela bir çocuğun aklıyla bir orta yaşlının veya ileri yaşlının aklı bir değildir. Anlama gücü de aynı, anlama düzeyi de aynı değildir. Onun için her insan kendi aklına göre değil, yani muteber alimlerin bil ittifak, müttefakun aleyh olan sağlam alimlerin eserlerini okuyarak ilmini artırması gerekir. İlim öğrenmesi gerekir. Dinini, kitabını, İslam'ını öğrenmesi gerekir. Dördüncü, ayetlerin anlam zenginliği ve derinliği vardır. Meal yazanlardan biri, diğerinin esas aldığı anlamdan başka bir manayı tercih etmiş olabilir. Bu da meallerde bazı farklılıklara neden olur. Mesela şarkiyatçıların yazdığı, yani Müslüman olmadığı halde tefsir, yani meal yazan alimler, yani bilginler var diyelim. Yani çünkü neden bilgin diyorum? Onlar bu İslam vissenschaften, yani İslami ilimleri bir kültür olarak görüyorlar, din olarak değil. Yani incelerken, kitap yazarken, Kur'an'ı tefsir ederken, efendim mezheplerin içtihatlarını, görüşlerini, hadis-i şerifleri inceleyip açıklarlarken bunu bir kültür olarak ele aldıkları için bunlar kelimenin hani yedi vecih diyoruz ya, yani bir ayetin yediye kadar manası olabiliyor. Hatta yedi zahiri ile yedi batini manası falan derler. Bunlar bunlardan anlamaz. Bunlar bir Arap, bir normal, yani fazla derin ilmi olmayan, tahsil görmemiş bir Arap, Arapçada ne anlıyorsa, bunlar da sözlüklere bakarak Arapça konuştuğu için hep lügat manalarını, filolojik manalarını ele alarak meal yazdıkları için bunlar sadece bir manayı anlamış oluyor. Yani fazla bir derinliği olmuyor yaptıkları işin. Bir de hep şüpheli yaklaşıyorlar. Neden? Çünkü mucizeye falan inanmadıkları için. Hep böyle bir şüphe içinde, bir tenkit içinde yaklaşıyorlar. Yani bunlardan biz fayda göremeyiz. Bunların yazdıklarında okumamanızı tavsiye ederim. Bizim kendi dilimizde yazılan tefsirler var. Mesela Elmalı tefsiri var. Yani benim bildiğim muteber, sağlam, efendim anlaşılacak bir dilde yazılmış. Mesela böyle bir tefsir okunabilir. Tefsir okunacaksa şayet. Bir araştıralım. Kutusu var burada. İşte kitap, onda şüphe yok. Hidayettir müttakilere demiş. Elmalı Hamdi yazıp böyle meal vermiş. Ya bu Bakara suresinde biliyorsunuz ikinci ayet-i kerime. İşte kitap, zelikel kitap. Ama zelike Arapçada görmüştük. Bir sonraki derste de önümüze gelecek. Zelike ismi işaret.
biraz böyle hani uzakta olan bir kitabı işaret ediyor. La raybe fihi, o kitapta diyor, onda şüphe yoktur diyor. Hüden lil muttakin, hidayettir muttakilere. Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bir ilahi kitap, Allah'a karşı sorumlulukların bilincinde olanlara bir rehber olarak indirilmiştir. Yani şimdi altta not almış. Yukarıdaki Bakara suresinin ikinci ayetinin anlamı üç ayrı mealden verilmiştir. Meallerdeki farkları bularak sebeplerini araştırınız. Şimdi yani üçüncüyü de okuyalım. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekte sakınanlar için yol göstericidir. Şimdi bu meallerdeki fark şu. Burada esas olarak iman konusunda herhangi bir fark yok. Fakat Elmalı merhum yani Osmanlıca ve Arapça kelimeler kullanmış. Asıl Kur'an-ı Kerim'deki kelimeleri hidayettir. Hidayettir. Muhammed Esed bunu rehber anlamı, yani rehber olarak meal vermiş, mana vermiş. Türk Diyanet Vakfı'nın Kur'an-ı Kerim meali de yol göstericidir diye meal vermiş. Yani müttakinin mana yol hidayet bir şeyde Muhammed Esed'e göre rehber, Türk Diyanet Vakfı'nın mealine göre ise yol gösterici anlamına geliyor. Yani rehberin manası yol gösterici. Yol gösterici. Müttaki de hidayette müttakilere Muhammed Esed'e göre Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar diye bir uzun bir açıklama yapmış. Yani müttaki o demek. Müttaki Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar. Hani biz kısaca böyle Allah'tan korkanlar diyoruz ama takva sahipleri. Bu biraz daha açmış. Sorumluluklarının bilincinde olmak. Takva o. Diyanet Vakfı'nın tefsir mealinde ise Allah'a karşı gelmekten sakınanlar diyor. Takvaları. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar. Yani burada mana bozulmamış ama biri böyle asıl İslami ya da Kur'ani kelimelerle meal vermiş. Hani hidayettir müttakilere, hüdenlil müttakin. Diğer ikisi de ne yapmış? Açıklayarak, yani hidayetin açıklamasını yaparak, müttakinin açıklamasını yaparak mealine yerleştirmiş. Aradaki fark bu. Ama bazen anlaşılsın diye böyle kelimeler kullanıyorlar fakat bazen de sulandırıyorlar böyle. Yani işin böyle tadı, ruhu kaçmış oluyor. Artık ortasını bulmanız size bağlı. Yani ortasını bulmanız lazım. Çünkü her insan eski kelimeleri, Osmanlıca kelimeleri anlamayabilir. Onun için yani meallerdeki farklılıklar bunlardan kaynaklanıyor. Yani kimisi takvayı Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olmak olarak meallendiriyor. Kimisi de Allah'a karşı gelmekten sakınmak diye mesela takvayı misal verdim. Böyle mealinde kullanıyor. Yani aslında müttaki vikaye üç harfisi vaka. Vakadan gelir. Böyle vav, kaf, ye harfi, vaka, yakı. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de de var ya yani emri imperatif gıdır, yakıdan gıya,
Gu, yani gu enfusekum var ya, alın nefsinizi koruyun. Korumak anlamına geliyor. Ateşten koruyun. Takva da o kelimeden türetilmiş ya da üretilmiş. Yani ivtega, itteka olmuş. Bu da böyle küçük bir parantez içinde açıklama oldu. Yani müttakinin manası yani korunan anlamına geliyor. Korunan. Kısaca. Evet, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.